Bir çay bardağından iki parmak eksik yağımızı tenceremize boşaltıyoruz. Bunun üzerine bir adet büyük soğanımı doğradım yemeklik olarak. Bunu da ekliyorum arkadaşlar. Yemeğim bol soğanlı olacak. Güzel kavuruyorum. Kavrulmuş olan soğanımızı üzerine doğranmış kapya biberimizi ekliyoruz. Kapya biberimiz bir adet arkadaşlar. Bunu da güzel kavuruyoruz. Biberimiz de kavrulduktan sonra biber salçamı ekliyoruz arkadaşlar, 2 kaşık. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Ve bu kavrulan bütün malzemelerimizin üzerine sıcak suyumuzu ekliyoruz. Sıcak suyumuz bayağı olacak arkadaşlar, yani bu seviyelerde olması gerekiyor. Bu kaynayacak. Bu arada bir miktar limonumuz var. Bu 1/3'te bir miktarda limon. Bunun suyunu sıkıyorum. Bu ne işe yarıyor? Bamyamızın suyunun böyle uzamaması için. Bunu sıkıyoruz arkadaşlar. Böyle karıştıralım. Ve biraz kaynamasını bekleyelim. Sonra bamyamızı ekleyeceğiz. Ama bu biraz kaynayacak. Kaynayan sıvımızın içine benim elimde yazdan dondurduğum bamyan vardı arkadaşlar. Bunu direkt atıyorum. Hiçbir şekilde çözülmesini beklemiyorum. Ben dondurduğum ürünlerin çözülmesini beklemiyorum arkadaşlar. Çünkü dondurduktan sonra çözülen ürünlerde bir tat kalıyor. O yüzden ben bu şekilde bir yöntem buldum. Böyle yapınca kimse bunun dondurulmuş bir gıda olduğunu anlamıyor. Sanki bahçesinden toplanmış, direkt yapılmış gibi olduğunu zannediyorlar arkadaşlar. Bunu atıyoruz, çözülmesini bekliyoruz. Çözülen bamyamızın üzerine en son bir kase nohutumu da ekliyorum arkadaşlar. Nohutlarımı ekledikten sonra baharatlarımı
da ekleyip karıştırıyorum. Nohutlarım haşlanmış. Önceden haşladığım nohutları, bamyalarım dediğim gibi buzlukta muhafaza ettiğim, yazdan dipfrizlediğim sebze. Bunları kısık ateşte kaynadıktan sonra, tabii ki bütün malzemeler kaynadıktan sonra kısık ateşte 15-20 dakika daha kaynatıyorum. Yemeğimiz sonra servise hazır oluyor arkadaşlar. Yemeğimiz işte servise hazır arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir yemek videosunda görüşürüz.